Ay inanmıyorum. Tarçını doyurmaya gidecektim. Yağmur yağıyor. Abu. Oh. Vallahi keyif senin paşa. Gerçekten. Ama gideceğim yani, hazırlanıyorum şu an. Çünkü yemeği bitmiş, yemeğini verip geleceğiz. Belki oradan bir de köy yaparız arkadaşlar. Yunus arıyor. Yunus şimdi diyecek ki yağmur yağıyor, nereye gidiyoruz diyecek ama yemeğini verip oradan bir köye geçeriz. Bir tavuklara falan bakarız. Öyle de döner gelir zaten. 5 gibi burada olmam lazım. Hadi bakalım. Yağmur yağıyor. Ben terliklerle çıkmışım. Allah'ım. Ay nasıl yağıyor? Dur bunu sor. Hemen arabaya koşmam lazım. Aradın mı? Resmen terliklerle çıktım yola arkadaşlar. Aradın mı sen? Kimi? Aramadım. Gidip söyleyeyim, soralım. Mutlaka vardır orada. Kasaptan biraz tarçın için tavuk alacağız. Tavuk için. Aa, yemeği almayı Yarın unuttum. götürürüm. Ay, dünden kalan yemeğim vardı, onu unuttum ya. Hızlı Tavuk hızlı çık. vermek iyi değilmiş. Ne verelim hayvana? Kemikleri saplanıyormuş bıçak gibi. Tavuk göğsü olabilirmiş. Söyleyeceğim şimdi orada, dur bakma. Ama tavuğun kemikleri küçük olduğu için Yunus, bu köy sokak hayvanı ya, dışarıdaki her şeyi yiyor zaten. ay Hani sen söylesen de yiyor, söylemesen de yiyor. Ay, burayı da kapatmışlar. Neyse, şurada dur bence bir. Şöyle 10 kilo tavuk aldık arkadaşlar köpeğe. Ve kasap da sağ olsun bize güzel indirim yaptı. Erkanlı et. Ben dedi, şey yaparsanız bunlar size çok indirim yaparım dedi. Şunlara 95 lira verdik 10 kilosuna. Çok iyi. Hayvanlar aç kalmayacak. Şöyle iyi oldu ya. Şimdi gidelim bakalım tarçın ne yapacak arkadaşlar bizi görünce. Çok merak ediyoruz. He? Yok, kuru mama alma. Yemiyor kuru mamayı zaten. Şöyle. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Tarçın. Tarçın, yağmur yağıyor. Kim bilir nereye kaçtı. Kulübe yap demişsiniz de buralar hep kulübe dolu arkadaşlar, buranın içi. Bildiğiniz her yer kapalı. Tarçın. Bak şimdi geliyor. Öbürü geliyor. Öbür köpek de var ya. Ha, geliyor geliyor, koşarak geliyor. Şuna bakın. Gel gel. Ver Tutsun. şunu. Gel, sana tavuk getirdik. Gel. Yemek de vardı da yemeğini unuttum ya. Neyse, şimdilik tavuk şey yapalım da. Artık anne. Hele pire. Bak bak. Ne yapıyor? Çekil bakayım önümden Yunus, göremedim ya. Tarçın. Al. Al. Oğlum bak bak. Sana bu kadar yemeği kim getirdi? Ay, bir başka bir köpek daha var Yunus. Başka bir. Bak, ne yapıyorsun sen? Bütün köpekleri buraya mı topluyorsun? Bak şımarıyor ya, şımarıyor. Gel gel gel. Yunus, bunlar büyük. Bu büyük, burada büyük bir köpek daha var. Bak, herkes rızkını yer. Onlar da rızkını yemeye gelmiş. Bize sakın saldırmayın. Ay Tarçın, sen bizi korursun değil mi annem? Annem, sen bizi korursun değil mi? Şımarıyor ya. Ya şımarıyor ya. Hele şuna. Ay, burası açıldı, ne güzel. Dur, koşmam lazım. Tarçınım. Tarçın, sana yemek getirdik. Bitmiş yemeği. Yemeği bitmiş. Oğlum, bir poşetten çıkarsaydık. Acaba şey yapar mı? Ne? Ne yapacak ya tavuk o? Bırak. Şuraya dök biraz istiyorsan. Acaba dedikleri gibi haşlasa mıydık? Ha? Nasıl haşlayacağız Yunus? Ya Abi. bu sokak köpeği, bunlar zaten böyle yiyor. Öyle bir şey oldu. Ben onunla şey yapamam yani, baş edemem. O kadar işimin gücünün arasında. Alıp getireceğiz, yiyecek afiyette bak. Şeyden Onun alalım mı? dişleri sağlam Şöyle maşallah. küçük bir tane kapı açalım. İçeri koyalım. Bu içeri girsin ki çıksın. Mariye kaç tane kulübesi var burada ya. Şu köpekleri de çağır. Gel. Gel. Ha? Gel gel. Neredesiniz? Nere? Buradaydı la. Gel. Köpek nasıl çağrılıyor ya? Tavuk çağırmayı öğrendim de gel bili bili bili. Kedi de gel pis pisi. Köpek nasıl çağrılıyor onu öğrenemedim henüz. Onlar kaçtı, aşağı doğru kaçtılar Yunus. Oh, acıkmış bu, acıkmış bu. Oğlum, şu tencereye dökeydim annem. Gel. Şuraya dökeydim annem, dur.
Şeydi. Ah, bolca tavuk sana. Oh, afiyet olsun. Şöyle 10 kilo aldık. Doya doya ye. Heh, karnını bir güzel doyur bak, aç kalma. Orada da var. Hepsini dökeceğim. Diğer iki tane daha köpek var, onlar da yesin. Aç kalma. Neredeler? Sen şuraya koy, onlar gelir ya. Onlar bizden kaçıyor şu an, bizi tanımadıkları için. Korkuyorlar şu an onlar. Gelirler birazdan. Tarçın, sen çıktın, tavuklarıma gidip bakamıyorum bak senin yüzünden. Seni doyuracağız diye. Tavuklara da kayınvaliden bakıyor bu arada, onu da söyleyeyim. Her gün gidiyor, yeşillik götürüyor. Benden iyi bakıyor valla. Ama o iki civcivim ölmüş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. O hastaydı, onlar ölmüş. Diğerleri iyi dedi şimdilik. Bakalım. Yunus şunu da dök de bari. Poşette kal. Ne yapacaksın onu? Onu da yarın. Ama yarın burada ek şey olur, bozulur. Ya, yok ya, içeride şey soğuk buralar. Her taraf. Nereye koyacaksın? Böyle bayağı bir soğuk. Şu aşağısı bayağı soğuk. Aşağıya koy. O zaman onu da aşağı koyalım da. Yarın da onu şey yaparız. Gelir, dökeriz. Nasıl şımarıyor başta, izledin mi baştaki videoyu? Nasıl böyle heyecanlanıyor bizi görünce. Kuzum ya, acıkmış. Hadi Tarçın, biz gidiyoruz. Kendine iyi bak. O tavuğu almadın. Onu da alıp şey koyun. Bu yeter bugün bunlara. Öbür şeylere de yeter. Köpeklere de yeter. Suyunu geçtin mi ekran? Suyunu doldur. Su geçti. Evet, suyunu tazele. Şimdi şeye gideceğiz. Köye gidelim bakalım. Diğerleri nereye kaçtı ya? İki tane daha büyük köpek gördüm ben. Öbürü, pardon, bir tanesi büyük de öbürü diğer esmer olan köpekti. Yok yok, şimdi bir şey mi şey olur. Yeter diye girince. Gel oğlum. Bak bu bunun ismini biliyoruz. Tarçın bu geliyor. Öbürlerinin ismini bilmiyoruz. Nasıl çağıracağımızı da bilmiyoruz. Onlar kaçtı aşağı doğru. Aşağıda yer var herhalde. Tarçın arkadaşlarını nasıl çağırabiliriz? Diyor ki bana ne be onlardan, ben önce kendi karnımı doyurayım. Bu önce kendini doyurma derdinde arkadaşlar. Şu an arkadaşlar hiç umurumda bile değil, bunu söyleyeyim yani. Al. Suyunu da getirdik. Taze suyun, yemeğin. Hadi afiyetler olsun. Tamam mı? Evimiz sana emanet. Önce Allah'a, sonra sana. Bak, kimseyi sokma diyeceğim ama iki tane daha köpek getirmişsin buraya. Burayı köpek çiftliğine çevirme. Buna bir çay şey yapmamız lazım. Ne? Buna bir çay bulmamız lazım. Şu şeyi takayım ya. Tasmasını takacaksın. Yani bunu da tasma alalım. Tasma alalım. Şöyle. Evet, yeni bir tane güzel bir tasma alalım. Hani almazlar. Gel, gel buraya. Gel. Doydu, onun karnı gidiyor. Evet. Tamam diyor, bu kadar yeter. Ay. Bırak bırak, gidiyor, arkadaşlarını da götürecek herhalde. İstemiyor belki tasma takılmasını. Ama işte böyle de dışarıda görürse götürürler. Niye götürsünler ya? Götürürler. Birisi şikayet ederse. Lütfen köpeğimizi götürmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada belediyeden gelmediler mi diye sormuşsunuz. Gelmediler, bekliyoruz. Biz de sizin gibi bekliyoruz. Nereye gitti sen? Sen nereye et aldın, nereye götürdün sen? Bak şuraya koyabilirsin Yunus, burası serin. Eti getir buraya koy. Aldı buraya da bir yere götürdü. Var ya, arkadaşlarına götürdü, ha, söyleyeyim. Dur bakayım. Bu çok fena. Bütün sülaleyi toplayıp getirmiş buraya. Yo. Yo. Ağzında etle gitti ama yedi mi? Yedi herhalde. Hadi Yunus. Bir de köye gidelim, benim yemek vaktim geçmesin. Saat 5'te yemeğimi yemem lazım. Programa başladım. Programın saatini geçiremem. 5-5.30 gibi yemeğimi yemem lazım. Ondan sonra artık daha hiçbir şey yemeyeceğiz. Bak daha öğlen kaçta su içtim? Kahvaltıdan 1,5 saat sonra su içmem lazım. Evet, şu an içebilirim suyumu. Köye gidip bir tavuklara bakıp hemen gelelim diyoruz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Tarçın doydun mu oğlum? He? Doydun mu? Ah, şifa olsun. Tamam. Ağzın kanlı. Hayır, ağzın kanlı. Şimdi oynama benimle. Üzerime dokunma şimdi. Tamam mı? Şu an biraz kendini yal, ondan sonra severim seni. Şu an kanlı ağızla yanaşma, sev beni diye bak. Yani sen var ya, seni kıtlarım bak bak. Oynayacak bak. Bak oynayacak bak. Seni kıtlarım bak. İşte aklımız köpek böyle oluyor, biliyor musun? Niye? Kendini buraya sahiplendirdi. Aynen, kendini sahiplendirdi bize bak. Çok akıllı çünkü. Değil mi? Hadi Tarçın, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz anneciğim. Tamam, yeter bu kadar. Hadi geldim daha detaylı. Tamam hadi. Hadi koş.
Maşallah ya. Gerçekten zehir gibi maşallah, subhanallah. Ama o iki köpek ne oldu bilmiyorum. Şuradaydılar. Kaçıp gittiler bizi görünce. Karnım doydu, birazcık da sevgi verin diyor. Tamamdır benim için diyor. Alıştı artık bize. Alıştı alıştı. Ne yapacağız şimdi? O şimdi suyunu muyun içer. Kendine gelir. Bak köpek sesleri geliyor. Duyuyor musun? Yat şimdi. Yat, yat, yat. Hadi. Haydi görüşürüz. Şey olmuş değil mi? Ayağında bir şey var. Hadi görüşürüz. Tarçın. Şey, buna bir veteriner götürmemiz lazım. Sen de mi ayaklara dolaşıyorsun? Elden bir ifade edeyim. Hadi çöz. Gel yıkayalım, sus. Şurada elimizi falan yıkayalım. Yıkayacağım, bir daha gelip oynayacağım. Hadi görüşürüz Tarçın'ım. Evimiz sana emanet. Paşam. Ama gece bana saldırıyor. Niye? Yabancıları koyma dedim. Gece. Tamam işte. Yabancılar koyma dedim. Seni yabancı olarak algılamış olabilir. Ey Tarçın. Korkuttun beni. Arkadaşlar. Evet. Biliyorum hepiniz iyi niyetlisiniz. Farkındayım. İşte tavuk kemiklerini haşlamamı söylemişsiniz. Ama benim buna maalesef, hani bugün haşlayayım, yarın buna vaktim olmayacak. Hani anlatabiliyor muyum? Bu sefer ne olacak biliyor musunuz? Tavuk da götürmeyeceğim. Hani bırakın. Ya bir iyilik yapıyorum. Bu sefer yorumlarda yok şöyle yapmayın, yok böyle yapmayın. Ya sokak hayvanı bunlar. Yani sokak evcil hayvan değil. Bunlar dışarıda bulduğu her şeyi yiyen hayvanlar. Ve o çatır çatır da yiyor yani. Hani keşke imkanım olsa, vaktim olsa da haşlayıp versem, ama buna vaktim yok benim. Gerçekten bununla ilgilenecek zamanım da yok. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu sefer yorumlar daha farklı gelmeye şey olunca, başlayınca yapacağım iyilikten de soğuyorum. Hani anlatabiliyor muyum? Taşındıktan sonra zaten haşlar veririm. Ama şu an benim bunu yapmam mümkün değil. Ben şu an evdeki yemeği bile unuttum götürmeyi. Düşünün yani. Yani vaktim o kadar dar ki. Bak şu an hızlı hızlı köye gideceğim. Hızlı hızlı geleceğim. Tabii bu videoyu size ne zaman paylaşacağım onu da bilmiyorum. Çünkü bütün işlerimi hallettikten sonra da paylaşabilirim. Ama Allah rızası için yani. Hani şu eleştirilerden artık biraz vazgeçelim ya. Ya fikir vermekten de vazgeçelim. Ben artık yoruldum bu şeylerden. Bu tür yorumlardan. Ve yani kasabada biz bunu özellikle sorduk, hani bir şey olur mu? Abla dedi, sokak hayvanlarına hep bunu veriyorlar, hiç de bir şey olmuyor. Yani sokak hayvanı bu, çünkü kendi şeyini biliyor, hani evcil böyle narin şey, bir hassas bir hayvan değil. Hani bunu da artık şey yapalım, kavrayalım, anlayalım. Sonuçta aç kalmıyor hayvan yani. Öyle düşünelim. Yoksa kurumama götüreceğim. Eğer tavuk şey derseniz, bu sefer ne yapacağım? Kurumama götüreceğim mecburen. Onu da yemiyor hayvan, çünkü hayvan ete alışmış. Ve çiğ ete alışmış bir de yani. Mesela şu an köye gidiyoruz ama hızlı bir şekilde, hiç durmayacağım. Tavuklara bakacağım. Yemeklerini, sularını kontrol edip tekrar geri geleceğim. Çünkü hiç vaktim yok. O kadar kısıtlı ki bu aralar benim zamanım. O yüzden elimden geldiğince hem bütün hayvanlara yetmeye çalışıyorum, hem de kendi işlerimi de halletmeye çalışıyorum arkadaşlar. Vallahi zaten vaktim olsa oturup kendime yemek pişiriyorum. Kendime böyle hızlı hızlı yemek pişiriyorum yani. Ondan ötürü biraz daha olumlu olursanız çok sevinirim. Elimden geldiğince zaten biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hiç kimseden hiçbir şey istemiyoruz. Kendi çabalarımıza bir şeyler yapıyoruz. Bundan ötürü de sadece sizden beklediğim biraz daha iyi niyet, biraz daha moral motivasyon yorumları arkadaşlar. Bu aralar beni çok eleştirmeyin. Diyete başlamışım gerçekten. Eleştirme. Bir şey söylemiyorsun. Hayır, lütfen beni eleştirme. Bak psikolojim çok bozuk. Vurun yerden yere. Eşim de diyor ki vurun yerden yere. Vurun abalıya. Karnım acıktı mı çok kötü. Fevrim dönüyor yani. Bakalım bir köye gidelim, bakalım tavuklar ne yapıyor. Bir de onları kontrol edip hızlıca gelelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada kayınvalidem kuşburnu toplamaya gitmiş. Yunus diyor ki gel onları bir basalım, ne yapıyorlar dağın başında. Kuşburnu toplayacak. Ne yapacak reis? Vallahi maşallah ha. Yazın annen hastayım, oram ağrıyor, buram ağrıyor diyordu Yunus. Arkadaşlar salça yapmış kendine. Erişte yapmış. Yufka yapmış. Daha ne yapmış? Niye bakıyorsun? Yani maşallah diyorum, hani nazar değmesin diye. Ha yapsın diyorum. Bence çok güzel bir şey.
Hani oturmamak, oturmaktan sonra oturmaması, çalışması tabii ki de güzel bir şey. Yani yaşlılar zaten ben şeyine karşıyım böyle. Hani bizim biliyorsunuz yaşlılarımız böyle işte ben yaşlıyım şöyle bana bak et. Yok arkadaşım, herkes böyle bu konuda biraz atık olsun yani, çalışkan olsun. O yüzden sevindim yani bir şeyler yapmasına. Bakalım şimdi şeyi kuşunu toplayıp herhalde reçelini falan yapacaklar da. Bakalım ne yapıyorlar diye dedim bir gizli bir video çekeyim onları. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu arada kayınvalidem eve geçmiş. Bununla alakalı bizim bir anımız var. 2020 senesiydi herhalde. Şimdi kayınvalideyle şeye gittik biz de, böyle kuşburnu toplamaya gittik. Kadın da boynunda beşi bir yerdesi vardı. Eve bir geldik, boynundaki beşi bir yerde yok. Allah'ım var ya nasıl üzüldük, dedik iki tane kuşburnu için kaç bin liralık altın gitti. Beşi bir yerde biliyorsunuz da böyle koca bir altın oluyor ya. Gece vakti var ya nereleri gezmedik elimizde fenerle. Yok, bulamadık. Ondan sonra sabah kayınvalidem sabah namazında kalkıp gidiyor ki mezarlığın oradaki kuşburnu ağacının dibinde şey yapmış. Düşürmüş beşi bir yerdesini. Helal para geri geldi yani. Ama çok sevinmiştik. Vallahi benim yüzümden bir de altını kaybedecek dedi. İnanılmaz üzülmüştüm. Tabii Yunus'un bir bize şeyi vardı. Ne işiniz var sizin kuşburnu toplamakta da bilmem ne de, gittik binlerce liralık altın çöpe de şöyle böyle. Ama sonuç olarak o altın bulunmuştu. Ya. Neyse biz şimdi işe yaparız. İyi oldu benim için de. Gider hemen tavuklara falan bakar dönerim. Çünkü yemek saatime bir saat kaldı. Ondan sonra gidip yemeğimi yemem lazım arkadaşlar. Görüşürüz. Bak geliyor geliyor. Psikopatı kimler özledi arkadaşlar? Biz bunlara niye bir şey getirmedik Yunus? Tarçını şey yapınca bunları unuttuk. He? Anne veli şunlara ya. Ben hangi birimize bakayım? Ama keşke o poşetin birini bunlara getirseydik. Baksana ne olmuş ya hep. Hili. Ne oldu? Bir tavuklara bakacağım. O iki tane. Anne bunlar ne? Ay yeni doğmuş bunlar. Hili ya kaç tane? Orada da var. Yunus şunlara mı yeni doğmuş? Ya paşa da orada. Ben bu köyü çok boşladım ya, onu hissettim şu an gerçekten. Buraya baksana ne olmuş, şurası da yırtılmış. Ne paşa? Psikopat. Daha yanaşmıyor bana, unuttu beni. Allah'ım şunlara bakın ya. Kaç tane yeni kedi var? Dur bakayım, bir. Bir, iki. Dur. Bir, iki. Var, şurada da vardı iki tane. Şunun altına mı girdi? Ne oldu? Arabanın altında herhalde. Dikkatli çıkmamız lazım. Aldı baksanıza. Üç. Bunun annesi bu. Bu hamileydi, doğru. Yunus bunlar yemeksiz kaldı. He? He? Psikopat. Psikopat diyecek ki beni tarçına sattınız mı? Gerçi köyde kayınvalidem burada olduğu için. Aha. Aha. Paşa, hayır paşa, dur paşa. Paşa. Senin tüylerin düzelmiş mi? Sana yemek veriyorlar mı burada? Keşke az da sana getirseydim ya. Neyse bir daha geldiğinde size getireceğim, alacağım yarın gelirsem. Size de getireceğim, tamam mı? Acıktın mı? Oy kuzum. Ha? Buzlukta şey vardı, tavuk var. Versek mi? Buzlukta tavuk yok. Verdin mi annene? Vallahi yemek yok ya. Hiçbir şey getirmedim ki. Vallahi. Hiç aklıma da gelmedi ha. Buraya bir poşetini de keşke buraya getirseydik. Yani burada o kadar hayvan var değil mi? Şu an kafama tüküreyim ben. Onlara bakıyorlar. Gerçi bak Yunus'taki bakıyor. Çünkü şey yemekler falan kayınvalidem hep bunlara döküyor da. Yine de işte psikopat bir küsmüş gibi bize. Hiç böyle sırnaşmıyor. Bırak küstü. Şunlar tatlılığına ya. Tamam söz, yarın da size getireceğim. Tamam bak orada da var. Yarın da size getireceğim yemek. Tamam mı? Artık uyguna tavuk alabileceğimiz yer bulduk arkadaşlar. Size de alıp geleceğim. Söz. Yemeğim var çünkü bu kendi yemeğim hazır olduğu için. Yarın erkenden kahvaltı yapar yapmaz gider. Bunlara da tavuk alır geliriz köye artık. Çünkü burası kedi dolu. Bunları doyurmak lazım. Neyse hadi ben bir kümese gidip geleyim arkadaşlar. O iki civciv öldü. Onu söylemiştim.
Duydunuz mu bilmiyorum bir önceki videolarda. Bakalım diğerleri ne yapıyor bir bakalım. Kendime yeni yer alınca buradan bayağı bir kendimi soğutladım. Neden bilmiyorum. Böyle gelesim yok yani. Hani böyle geliyorum ama hemen gel hızlı hızlı tavuklara bak dön. Yani bu sene şu tavukları dahi satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü kışın hem orası hem burası beni çok yoracak. Çok yıpranacağım. O yüzden bu bile aklıma geldi yani. Şimdi diyeceksiniz ki yapma diye biliyorum. Ama yetişemiyorum. Bakın bir oraya gidiyorum köpeği doyurma, bir buraya geliyorum tavuklara bakmaya. Yani o kadar çok kendi evimde de işim gücüm çok. Yani bir anne olarak da sorumluluklarım var. Bu sefer hiçbir yere yetişemiyorum. Yani kendimi yıpratıyorum, yoruluyorum. O yüzden bilmiyorum ya. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Neyse bir tavuklarıma bakayım. Ne yapıyorlar? Hiçbir şey de alıp gelmedim elime. Şey mi getirseydim bahçeden? Dur iki tane lahana alıp geleyim ya. Şimdi elim boş. Kızacaklar bana. Sen bize geliyorsun da elim boş mu geliyorsun diye. Şimdi bak kapının dibinde zaten beni bekliyordular da. Dur şuradan bahçeye gireyim. Brokoliden alıp böyle kökünden kopartıp getireyim. Tavuklarımı. Annemi bekliyorum ki gelsin şu son domatesleri toplayalım. İşte ceviz toplayalım. Bir şeyler yapalım. O da bir türlü gelmek bilmedi. Oh, kayınvalidem fasulyeler toplamış buraya. Herhalde şey dedi, kurumuşlar var onlar seçim dedi. Vallahi dedim sen topla seç, ben hiçbir şey yapamayacağım. Ay domates dolmuş. Ay biraz domates götürsem ya. Şey bile getirmedim bak her yer. Otlardan göremiyorsunuz ama domateslerim kızarmış içlerde. Bunları buraya girip bir toplamamız lazım artık. Dur şu brokoliden götüreceğim tavuklarımı. Ay bir şeyler var. Elim boş gidince kızıyorlar bana. Ay düşeceğim. Dur şunu da alayım. Bunda brokoli olacağını zannetmiyorum. Boş boşuna ektim işte. Şu... Ay. Kız benim hiç gücüm yok şu anda. Gerçekten ya. Eşek kadar boyum var ama hiç gücüm yok ya. Ay yoruldum. Şunları bir tavuklarıma götüreyim de bir bayram etsinler. Şu toprak o kadar otlu bir toprak. Yani o kadar ot oluyor ki bu toprakta. İnanın çözemedim. Defalarca bu otları elimle yoldum ki hani kökten çıksın, tekrarı olmasın diye. Yine oldu, yine oldu arkadaşlar. Hele ya bakar mısınız? Bu ne otu böyle? Her yerde bitmiş, her yerde. Tohumum uçuyor, ne oluyor bilmiyorum. Ay yaban mersinim bakın. Ay yaban mersinim olacakmış. Bunların hepsini götüreceğim. Hepsini götüreceğim. Yok be, olmaz orada, tutmaz değil mi? Peygamber gülüm. Bakacağım götürebileceklerimi götürürüm. Şöyle ot aldım. Şey brokoli seviyor lahanayı tavuklar. Bir götüreyim de yesinler. Ay ay ay. Şimdi kapıya koşacaklar mı? Dayanan bile kilitlemiş. Dur dur çıkma çıkma. Dur. Dur. Korkuyorum. Dışarı çıkacaklar diye. Hele. Durun bakayım. Ne yapıyorsunuz prensesler? Biraz dur demin içeri atayım demin. Hadi gelin bahçeye çıkalım biraz. Hava alalım ya da dur bakayım. Hadi alın. Alın bakayım. Biraz burada, biraz orada. Dur. Alın bakalım. Ama şu an bir şey görmedim de bunlar tünüyor. Ha? Bir dışarı bakayım. Ha? Yani sular bir şey var. Suları bitti. Aa, Yunus. Ha, şu var, ilaçlı suları var. Bir, iki, üç. Üç tane. Üç tane yumurta var. Evet. Şey ne oldu? Ay, kafasını vurdu. Yüzmenler şey yapmış herhalde. Yerler toplar mısın ki biz? Yemiştir. Ha? İlaçlı su verdik ya. Ya o iki tanesi zaten gideceğiydi, belliydi.
Ondan sonra işte bakıyoruz şunlara, şunlara biraz dikkat etmeyi, hani sularına tekrar bir daha ilaç katacağım. Ya ne yapayım artık arkadaşlar, elimizden geleni yapıyoruz. Kimi ölüyor, kimi kalıyor. Artık yapacak bir şey yok. Toprak değil, yeşilemeye başlamışlar toprağı falan. Yok, bunu da yerleştirsinler de. Bunu da bitirsinler, ondan sonra koyalım. Ama yerlerini kesin. O şey toplayın. Toplayacağım ufak. Biliyorum, gördüm. Yok, yok, kalk kaç. Otuz yeşilliği seviyorlar böyle. Bak hele nasıl? Bunlara bir çuval şey alalım bizce Yunus. Yumurta yemi alalım. Bir çuval yumurta yemi alıp bunları tekrardan o yumurtlama şeyine getir, şey yapmam lazım. Bazıları da şey yazmış, stresten olabilir. Bir çuval yumurta yemi alınca, yemlerine katınca yumurtlamaya... Bir de yumurta kürüm vardı benim. Aslında o kürden de yapsam olur. Ama onda da yumurta yemi var. Onunla. Yani yine yumurta yemi almam lazım yani. Bir çuval alsam da şunlara versem. Tekrardan yumurtlamaya başlasalar yani. Büyüdüler ya. Büyüdüler. Annelerinin gülleriyle şu horozuma bakın. Maşallah, subhanallah. Bütün sulara ilaç kattım ki hiçbir hastalanmasın. Çok şükür. İnşallah da bir şey olmaz artık. Daha fazla kayıp vermeyiz yani. Vallahi buraları süpüremeyeceğim arkadaşlar. Temizlik yapamayacağım. Çünkü hiç vaktim yok. Sadece sularına, yemlerine bakmaya geldim. Zaten kayınvaliden baktığı için hani çok da gözüm arkada değil. O bakıyor, ediyor. Biz de böyle bir kontrole geliyoruz. Yetiyor yani. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın prensesler. Artık gitmem lazım. Hiç vaktim yok çünkü. Ay, bu zaman artık böyle havalarda şey oluyor ya, kısalmaya başlayınca zaman da kalmıyor bana. Şu hayvanlara ben yarın şey yapayım da tavuk falan getireyim. İçime dert oldu bunlar ya. Tarçını bulduk, bunları unuttuk. Paşa, yarın sana getireceğim et, tamam mı? Yarın sana tavuk getireceğim paşa. Söz. Tamam mı oğlum? Yarın da senin için geleceğim. Zaten veriyor bak kayın. Tamam, çok şey yapma. Tamam. Bak kendini. Ay, beni sevdi. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz paşa. Tamam paşa. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz paşa. Tamam. Hadi uzak dur. Evet. İlk günümün akşam yemeği menüsü arkadaşlar. Haşlanmış tüm tavuk. Ondan sonra bulgur pilavı. Bak ellerimi yine söylüyorum. Sonradan eleştirmeyin. Ceviz lekesi. Bu da turşumuz var arkadaşlar. Şöyle. Herhalde doyarım değil mi? Sizce doyar mıyım? Yani doymaya çalışacağım arkadaşlar, artık yapacak bir şey. Yuh diyeceksiniz, biliyorum. Hepsini yemeyeceğim arkadaşlar, sadece. Şöyle bir sizi bir ölçmek isterim, bakayım ne diyeceksiniz diye. Ama doyana kadar yiyebiliriz, bakın sınır yok. İstiyorsanız gerçekten bir tane tüm tavuğu yiyebilirsiniz çünkü serbest. Ama yiyilir mi? Yiyilmez yani. O kadar da bir midemiz yok. Ama bulgur pilavını hastayım. Çok seviyorum. Sade tereyağlı bulgur pilavını çok seviyorum. Ve yanında turşuyla çok güzel oluyor. O yüzden hani size de fikir olsun diye böyle bir paylaşmak istedim. Yapanlara da afiyetler olsun. Evet. Örgü saatim ve çay keyfim başlamıştır. Ama siyah çay değil, bitki çayı içiyorum arkadaşlar. Ya dün başladım. Bence çok iyi yere geldim yani. Ve bugün hiç öremedim doğru düzgün yani. Bugün çok gerçekten inanılmaz yoğundum ya. Yani bu kadar mı fark eder? Baya baya bir stresli bir gündü. Neyse, bugün hallettim. Yarına da artık Allah kerim, bakacağız. Yarınki duruma ne olur ne biter. Hiç açlık hissetmedim. Hiç acıkmadım. Hiç tansiyonum düşmedi. Kan şekerim düşmedi. Normalde çok çabuk tatlıya düşen, meyveye düşen, abur cubura düşen ben hiçbir şekilde. Çok şükür bugün hiç öyle bir şey yaşamadım. Yani ilk günü Allah'ın izniyle kolaylıkla atlattık artık. Darısı diğer günlerin başına. Hadi görüşürüz.